Hz. Muhammed neden birden fazla evlilik yaptı? Bunun izahını yapacağız inşallah kardeşler. Çoğu insanın aklına takılıyor. Birçok insan Allah muhafaza bunu takıp dinden uzaklaşıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kesinlikle şeytanın insana vesvesesidir. Şimdi evliliğin iki ana gayesi vardır kardeşler. Biri neslin çoğalması, diğeri şehvani duyguların meşru dairede tatmin edilmesidir. Yani şehvetini giderilmesidir yani evlilikte. Kimi bir yuva kurmak için evlenir, kimi işte şehveti için evlenir. Öyle değil mi? Neslin çoğalması evliliğin illeti. Yani en öncelikli gayesidir. Nefsani arzuların tatmini ise o vazifeyi gördürmek için yaratıcı tarafından verilmiş cüzi bir ücrettir. Tıpkı şahsi hayatın devamı için yemeğin içine konulan lezzet gibi. Şimdi kardeşler evlilikte elbette bir şehvani duygular olur hem kadın için hem erkek için. Fakat bu kısa bir lezzetten ibarettir. Evliliğin çoğu böyle geçmez. Yani karı kocanın birbirine bağlı olup destek olması gerekir. İyi günde kötü günde derler ya evlenirken. Bu şehvani duygu sadece ufak bir lezzettir. Evlilikte olması gereken. Asıl birleşmenin amacı, evlenmenin amacı birbirine destek olmak, birbirinin yanında bir ömür geçirmek, birbirlerine hizmetkar olmaktır. Erkeğin ve kadının. Gerek tarihi açıdan, gerekse insan yaratılışı açısından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliklerini incelediğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. 25 yaşına kadar gençliğinin en heyecanlı çağında kavmi içinde bekar yaşamış ve hiçbir kadınla ilişkiye girmemiş. Bakın 25 yaşına kadar. Üstelik o dönemde hani felaket bir dönem, cahiliye dönemi. Peygamberimiz de yakışıklı mübarek. 25 yaşına kadar hiçbir insanla şey yapmamış. Bekar yaşamış ve hiçbir kadınla ilişkiye girmemiş. Öyle mübarek bir zat. Hani insanın 25 yaşına kadar ki olan şeyini düşünün. Ergenlikten itibaren sürekli bir kadını arzulan mesela erkekler. Kadınlarda da bilmiyorum aynı şekilde mi? Ama erkeklerde bu söz konusu olur. Düşünün ki gençliğinin en hani şehvetli geçmesi gereken dönemlerinde kendine hakim olmuş ve 25 yaşına kadar bekar yaşamış. O dönemde de bir de insanlar erken evleniyorlar kardeşler. Evlilik yaşı küçük. Böyle bir cahiliye dönemi var. İffet sahibi olduğu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dost ve düşmanın ittifakıyla sabit olmuştur. Hatta kavmi ona her yönüyle güvenilen biri olarak Muhammedül Emin unvanını vermiştir. Yani güvenilir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber olmadan önce bile ona öyle lakap takmışlardı. Hani lakabı olur ya insanın. Düşünün ki Peygamberimizin lakabı Muhammedül Emin. Yani güvenilir Muhammed'di. Lakabı. Subhanallah. Oysa içinde bulunduğu toplum çok kadınla münasebeti normal addediyordu. Hani içinde bulunduğu toplum kardeşler birden çok kadınla evliliği, efendime söyleyeyim, onunla bununla yatmayı, şey yapmayı normal addediyorlardı. Yani normalmiş gibi görüyorlardı. Buna rağmen o gerek 25 yaşına kadar gerekse daha sonraki hayatında pek çok hem de bakire kızla hayatını birleştirebilirdi. Ancak o böyle yapmayıp kendisinden 15 yaş büyük, bakın burada çok dikkat edin, 40 yaşında dul bir kadınla evlenmiştir. Hem kendisinden büyük bir kadınla o kadar genç bakire kadınlar varken güzel onu isteyen, ona güvenen ailesi de Kureyş'in ileri gelenlerinden kardeşler. Öyle bir ailesi var. Güvenilir Muhammed diye bahsediliyor. Tamam mı? İstese bir güzel bir kadınla da evlenebilirdi ama gitti ne yaptı? Kendisinden tam 15 yaş büyük 40 yaşında bir kadınla evlenmiştir. Ya Hazreti Hatice annemize. Hem de bu evliliği eşi vefat edene kadar tam 25 yıl sürmüştür. Yani başkasıyla da evlenebilirdi gene o arada Peygamberimiz. Çünkü normal algılanıyor o dönemde. Buna rağmen bu evliliği eşi vefat edene kadar 25 yıl sürmüştür kardeşler. Hazreti Hatice annemiz vefat edene kadar. Yani 50 yaşına kadar
tek ve dul bir hanımla yetinmiştir 50 yaşına kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun evliliklerinde nefsaniyet olmadığının bir delili de, yani nefsi, şehvet duygusunun olmadığının bir delili de evliliklerinde müşriklerin davasından vazgeçmesi için yaptıkları teklife verdiği cevapta saklıdır. Kardeşler, müşrikler amcası Ebu Talib'e gelip, Hazreti Ali'nin babasına gelip dediler ki yeğenine söyle, tamam mı? Dediler yeğenine söyle, Ebu Talib peygamberimizi destekliyor ya, yeğenine söyle, yeğenin eğer başımıza reis olmak istiyorsa onu reis yapalım. Hani yeter ki bu, veya en güzel kız ve kadınlarımızı ona verelim. Ta ki bu davadan vazgeçsin dediler. Amcası bu teklifi ilettiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu karşılığı verdi. Bakın mübarek kardeşler, burada geliyor amcası, o müşrikler amcasına geliyorlar Hazreti Ali'nin babasına, diyor ki yeğenine söyle, biz ona en güzel kadınları verelim. Efendime söyleyeyim, Kabe'nin anahtarını vereceklerdi ona. Dediler Kabe'nin anahtarı onun olsun. Hani putları kendisi kontrol etsin falan filan. Şey yapmasın, yeter ki bu davasından vazgeçsin. Hani peygamber olduğundan vazgeçsin falan. Sanki kendisinden estağfurullah. Rabbim seçmiş, kurban oldum. Celle Celaluhu la ilahe illahu. Şimdi burada bir ince detay var. Hazreti Ali'nin babası mübarek. Ne diyor kardeşler? Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam'a geliyor, diyor ki bak diyor yeğenim diyor, sana böyle böyle dediler ama sen sakın şey demiyor, hani demiyor ki hani bu teklif iyi yaptılar falan vazgeç, öyle bir şey demiyor. Diyor ki sen neye inanıyorsan o davanda ilerle diyor, ben senin arkandayım diyor Ebu Talip, Hazreti Ali'nin babası. Ben senin arkandayım, sakın geri adım atma diyor, ne verirlerse versinler diyor. Bu teklifi de iletiyor, böyle böyle dediler diyor. Sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor amcasına. Ey amca, eğer sağ elime güneşi, sol elime ayı koysalar, vallahi ben bu davadan yine vazgeçmem. Yani ona o kadar altınlar veriyorlar, Kabe'nin anahtarını veriyorlar, en güzel kadınlarımızı, kızlarımızı sana vereceğiz diyorlar, evlen diyorlar istediğin kadarıyla. Peygamberimiz diyor ki sağ elime güneşi, sol elime ayı koysalar, vallahi ben bu davadan yine vazgeçmem. Çünkü Rabbimizin emriyle yürütülüyor bu dava. Bu dava İslam davası kardeşler. Bu cevap onun neyin peşinde olduğunu, kadın gibi, reislik gibi insanların değerli addettikleri şeylerin onun nazarında ne kadar değersiz olduğunu ispata yeter. Öyle değil mi kardeşler? Yani reislikte gözü yok. Reisimiz ol diyorlar ona. Kadınlarımız senin olsun diyorlar, güzel kızlarımız. O da yok diyor. Yani buradan anlıyoruz ki onun şehvani duyguları yoktu evliliklerinde. İkinci evliliği ise Hazreti Hatice'nin vefatından sonra yine yaşlı ve dul bir kadınla, Hazreti Sevde ile olmuştur. Bakın gene yaşlı bir kadınla. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum inşallah. Kardeşler, Hazreti Hatice annemiz ölünce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeyecektir. Evlenmeyecekti. Rabbimiz ona dedi ki Celle Celaluhu, evlen dedi. Çünkü seni bunlar ileride örnek alacaklar, ümmetin. Sen evlenmezsen birinin eşi öldüğünde evlenmezler dedi. Anladınız mı? Ne olur? Mutsuzluklar, yalnızlıklar olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evlenmek istemiyordu. Allah Celle Celaluhu, la ilahe illahu. Tamam mı kardeşler? O dedi evlen dedi. Çünkü seni örnek alacak ümmetin, senden sonra eşi ölenler olur, yalnız kalırlar. Hani peygamberim evlenmedi derler, ben de evlenmeyeyim. O yüzden Rabbimiz ona evlenmesini söyledi. Anladınız mı kardeşler? İkinci evliliğinde dikkat edin. Yine vefatından sonra Hazreti Hatice'nin, ilk annemizin, yine yaşlı ve dul bir kadınla evleniyor. Yaşlı ve dul. Kardeşler bakın yani sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar belli şehveti için evlenmediği. Şüphemiz yok da işte şüphesi olan kardeşler için anlatıyoruz. Yaşlı ve dul bir kadınla Sevde annemiz oluyor. Hazreti Sevde ile de 3 yıl yaşadıktan sonra yaklaşık 54 yaşına kadar hep tek kadınla yaşamıştır. İlginçtir ki onun çok kadınla evliliği hayatının bundan sonraki son 10 yılı içinde gerçekleşmiştir. Bu gerçekler karşısında evliliklerinde şehvani ve nefsani arzuların tatmin gayesini aramak, insan tabiatını ve tarihi gerçekleri inkar etmek de mümkündür. Ve bu yaklaşım asla insaflı ve mantıklı bir yaklaşım sayılamaz. Olsa olsa kasıtlı bir karalama maksadı taşır. Hani diyor ki, o kadar yaşına kadar genç yaşında, dinç yaşında evlenmedi.
Tamam mı? Çoklu evlilik yapmadı. Yaşlılarla evlendi. Kendinden yaş yaş büyük insanlarla evlendi. Genç yaşında, dinç yaşında. Ne zaman çoklu evlilik yaptı? 50 yaşlarından sonra, 54 yaşlarından sonra çoklu evlilik yaptı. O zaman da insanın ne gücü kalır ne kuvvet kalır, öyle değil mi kardeşler? Hani zayıflar, şehvani duygusu varsa da azalır, ki zaten yoktu. Anlayacağımız yaşlı insanlarla evlenmesi ve tek evlilik halinde kalmasından zaten şehvani duygusu yoktu sallallahu aleyhi ve sellemin. 54 yaşından sonra da şehvani bir duygu için evlenmiş olması mantıksız değil mi? Yaşlı dedelere bakın. Var mı böyle bir şeyleri? Anladınız mı? Yani diyor ki bu şehvani bir duygu olamaz diyor. Zaten 54 yaşını geçmiş. Bu olsa olsa bir karalamadır, iftiradır sallallahu aleyhi ve sellem, atılan bir iftiradır. Değil mi kardeşler? Evet. Hayatının son yıllarına rastlayan evliliklerinde yukarıda zikredilen evliliğin dayandığı her iki gayenin neslin çoğalması ve nefsani arzuların tatmininin bulunmadığını görürüz. Zira nesli ilk eşi Hazreti Hatice'den devam etmiştir. Daha sonraki evliliklerinde çocuğu olmamıştır. Sadece Mısırlı Mariye'den İbrahim dünyaya gelmişse de 1,5 yaşında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Peygamberimizin çocuğu İbrahim vefat etti. Bir de şunu ekleyeceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Çok uzun olunca insanlar izlemiyorlar, sıkılıyorlar. Hakikatten uzaklaşıyorlar. Hazreti Ayşe annemizle neden evlendi? Çünkü kardeşler, birinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yaptığı hadiseleri, davranışlar, hani sünnet deriz ya, Peygamberimizin yaptığı davranışları, evinde yaptığı sünnetleri aktaracak birine lazımdı. Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe annemiz de genç ve zeki olduğu için, ki 9 yaşında evlendi diyorlar, tamamen yalan, tamamen yalan. 9 yaşında evlenmedi kardeşler, daha büyüktü. Tamam mı? Ve bu karalamadır, iftiradır. O yüzden evlendi. Evdeki Peygamberimiz nasıl davranır, nasıl şey yapar? Hazreti Ayşe annemiz çok hadis rivayet etmiştir. Peygamberimiz evde şöyle yapardı. Gelir sorarlardı sahabeler, mübarekler. Ya Ayşe annemiz, Peygamberimiz evde nasıl yapardı? İşte şunu şöyle yapardı, bunu böyle. Hani genç ve zeki birine insanlara aktarabilecek biri lazımdı. Anladınız mı? O yüzden Hazreti Ayşe annemizle evlendi. Sevgili kardeşler, bunlar tamamen işte aklımıza gelen vesveseler, şeyler, şeytanın getirdiği bir oyundur. Yüzyıllardır, binlerce yıldır bunu sürekli yapar. Bütün peygamberler döneminde yapmıştır. Tamam mı kardeşler? Bunu sürekli tekrarlar. Dikkat ederseniz hep aynı oyunlarla geliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek Allah'ın izniyle şeytandan korunabiliriz. Ve aklımızdaki bu saçma vesveseleri atabiliriz. Allah'a emanet olun kardeşler. İnşallah bilmeyenler için atın videoları, paylaşın ki öğrensinler, yanlış bilenler, Allah muhafaza. Bugün çünkü buna sebep çok insan Peygamberimizi, estağfurullah, yani kötü görüyorlar, şeytanın vesveseleriyle, Allah muhafaza. Sizler buna engel olabilirsiniz. İnşallah paylaşın. Hayrı paylaşmak güzel kardeşler. Allah'a emanet olun. İnşallah sorunuz olursa sorun. Ben size video olarak cevaplamaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.